sons of heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Merhaba Nikolo. Adımı nereden biliyorsun? Yani az önceki Serbaz söyledi, çok zor değildi. Anladım. Bunlar tahmin edilir şeyler. Evet evet ya. Sen rütben ne senin? Kul generaliyim. Kul generali. Evet. Orada kaç yıldan beri görev yapıyorsun? Bu konuyu tam hatırlamıyorum Nikola. Bir tarih vermem mümkün değil. Çok oldu mu? Çok mu az mı? Ya biraz oldu gibi Nikola ya. Benim klavye iyice bozuldu chat. Tuşlar basmıyor. Senin adın neydi? Aa ben bugün Happy'yim. Bugün Happy. Kullandığım kod adı Happy evet. Happy... Biraz tedirgin gibisin ya, rahat ol biraz. Tamam, karargahtasın. Ya bilmediğimiz mekanlar işte, anlarsın yani. Zindanlara geldiğindeki hissiyatı düşün, you know. Burada doğruyu söylediğin sürece devlet sana zarar vermez. Aksine yardımcı devlet olur. Kim? Biziz devlet. Britanya Sihir Bakanlığı. Evet. Anladım, zarar vermez. Evet, doğru diyorsun ya. Niye zarar versin ki? Komple yollar Nurmengard'a. Yo, bırakırız belki seni, doğru söylersen, bize yardımcı olursan. Doğrunun Sana bazı doğru tekliflerim olacak. Olacağını nereden anlayacaksın? Çok Bazı bizim mantıklı de bir soru sordum. Var yani hep. Hadi deneyeceğim. Biliyorum istihbaratlarınızı. Evet, deneyeceğim sana. Şimdi Deneyebilirsin öncelikle tabii. Yaşın kaç senin? 29 falan. Yani 29. Aşağı yukarı evet. Anladım. Benden yaşlı mısın? Oldu biraz ya. Peki neden kulsun hala? Neden seni terfi ettirmediler? Layık olmadın mı? Yok, özellikle görevlerim burası değil. Neresi? Arnavutluk. Arnavutluk. Elbette. Balkanlarda bir devlet sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ya ben buraya yalnızca belli başlı görevler için geliyorum. Yani her zaman burada değilim. Biraz bahseder misin bana? Nelerden? Bu görevlerden ne tür görevler Aa, yapıyorsun burada? Özellikle burada bulunmanın amacı ne? ben kılık değiştirme uzmanıyım. Aynı zamanda biçim değiştirme de uzmanı olduğum için her yere sızma operasyonlarına geliyorum genellikle. O zaman birden fazla kimliğin var yani. Yani hep kimlik değiştiriyorsun. Bir Bugün hepisin. hep'iyim evet. Bir X'sin, bir Y'sin, öyle mi? Evet, 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 evet. Tam olarak anladığınız şekilde. Anladım, anladım. O sebeple Güzel, ben seninle bugün iyi buradayım. anlaşacağız gibi. Ben herkesle anlaşırım, mesleki deformasyon. Anladım. O zaman bana biraz bu kimliklerinle neler yaparsın? Ne tür kılıklara bürünürsün? Anlatır mısın? Yani tek tek anlatamam ben. Herkes olabilirim, her şey olabilirim. Ben de olabiliyor musun? İstersem sen olurum. Olamazsın bence. Neyse. Olurum, emin ol. Deneriz bir ara. Hatta Şimdi sırası istersem değil. Senin o rütbeni de değiştiririm ama bugünden yarını yok yani. Bunlardan bahsetmeye gerek yok. Bence sormak istediğiniz asıl sorular da bunlar değil. Anladım. Seni o zaman biraz Onlar başka benim kafamı farklı karıştırmadan sorulara benim onların yönelteceğim. kafasını karıştırmam lazım. Yoksa çok bilgi vereceğiz. Mezarlıktan malikaneye nasıl geçiş yapıyorsunuz hepi? Ben cisimlenerek gidiyorum ya. Bir portkey yok mu? Elbette vardır. Cisimlenemeyen elbette vardır. Ama ben direkt oradan cisimleniyorum yani. Neden bir daha oraya gitmekle uğraşayım ki? Bana Mantıklı pek öyle değil mi mantıklı yani? gelmedi. Ben bir büyücüyüm, yapabiliyorum sonuçta. Hiç mi göstermediler sana portkey'i? Aa bir tane var ama yanılmıyorsam en son orası kırıldı. Yanılıyor Neresini olabilirim. anlatıyorsun? Böyle şey vardı. Sütunun arkasında sol tarafta dikili bir taş vardı. Ondaydı.
O taşın önünde bir tane böyle bir nesne vardı. Fakat ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama o nesneyle geçiş yaptıklarını... Belki de bilmiyorum, malikaneye de gitmiyor olabilir bu arada. Yani ben sadece oradan bir yere ulaştıklarını biliyorum. Ben cisimlenerek gidiyorum. Her yere Zaten cisimleniyorsun. malikaneye gitmek yani bir aptallık. Neden? Karanlık lordun olduğu yerde çok fazla vakit geçirmemelisin. Muharrem'im hoş geldin. Sebebi ne? Bilmiyorum ben. Biraz anlatır mısın? Çünkü karanlık lord boştur, onu öldürür. Ki sen de onun nasıl biri olduğunu bence iyi biliyorsun. Evet. İsmi lazım değilden bahsetmeyelim. Gerek yok. Evet, o sebepten malikaneye gitmek bence aptallık ya. Yani çok zor durumda kalmadığın sürece bence gitmemelisin. Anlıyorum. Peki yakın zamanda sana bir görev geldi mi? Aa yok, ben buradaki orada kimseden böyle bir emir almıyorum şahsi olarak. Tekrar soracağım. Peki ne yapıyorsun bu görevde? Asıl amacın ne? Benim asıl amacım ne biliyor musun? Ben ortamı koklarım. Ortamı dinlerim. Ondan Ne sonra yapıyorsun ortamdan koklayıp? ayrılırım. Herkesin kimle ne yaptığını öğrenirim. Kimlerin nereye gittiğini öğrenirim. Kimlerin kimlerle bağlantısı olduğunu öğrenirim. Daha sonrasında karanlık orada herhangi bir plan yapıyorsa yanlarına giderim. Yalnızca bir iki cümle söyler geri dönerim. Bu Bir iki nevi cümleyle istihbaratçısın. yani siz öyle adlandırıyorsanız okey. Ben sadece bugün şunu yapacaksın, bugün bunu yapacaksın denen aslında bir koyun değilim. Peki ismi lazım değil de neden sadıksın? Bir koyun değilsen. Aa. Korkundan değil mi? Yok, hayır. Korku değil benimki. Benimki büyük bir saygı. Ama ideolojiye büyük bir saygı özellikle. Düşünsene Yapma Nikolo, yapıyor. geleceğin dünyasında aptallara yer yok. Ne kadar temiz, öyle değil mi? Aptallara. Mesela hiçbir şeyi saklamada gerek yok. Rahat konuşuyorduk Nikola, neden sinirlendin? Aptal derken muggle'ları mı kastettin? Evet. Bence sinirlenmemelisin Nikola. Konuşmamı sen istemiştin. Eğer sen böyle üslup gideceksen ben de her şeyi söylememe kararı alırım. Dürüst olmayacak mıydık? Sakinim, sakin. Bunu sen istemiştin Nikolo. O zaman dinleyeceksin. Sen sorulara soruyorsun, ben de cevap veriyorum. Ama her soruya sinirleneceksek olmaz. Saçma sapan bir ideolojiniz var. Aa, O bu yüzden senin bakış size açın. yani sadece saf kandan oluşan bir dünya. Ya Bunu şunu mu hayal söylemeliyim ediyorsun? Nikolo. Sen veya başka biri veya bir büyücü seçilmiş. Aslında insanlardan ayırt edilen birilerisiniz. Aslında sizler bir ırk üstünsünüz ama sizler kendinizi saklıyorsunuz. Neden saklayalım? Peki sence neden bir safkan bir muggle'la beraber olur? Buna iki açıdan bakabiliriz. Birincisi, bu sevgi denilen şeye kapılmıştır. Ama yani işin sonunda maalesef ki yaşayacağı şey mutlak suretle ölüm olacak. Üzücü. Yani ölenlerin ölmesine bazen ben de üzülüyorum. Ama bazılarının. Bazıları hak ediyor ve Nikolo. Bazıları evet hak ediyor fakat Bazıları her hak ediyor. muggle'ı, Hatta her kim olduğu melezi, önemsiz. safkan olmayan herkesi Muharrem'im katlederek teşekkür ederim. bence 2 ay olmuş bu büyük bile bir deniz saçmalık çaylara. hepi. Ölmesi gerekenler ölür yalnızca. Mesela Ölmesi örnek vereyim mi örekenler sana? değil. Siz kendi çıkarlarınız için safkanları bile katlediyorsunuz hepi. Evet, yapıyorum. Ben kendi çıkarlarım için karanlık oradaki herkesi öldürürüm. Peki safkanları da öldürürsen senin ideolojini destekleyenleri öldürürsen, bu ideolojinin nasıl büyüyeceğini hayal Peki ediyorsunuz? sana Bu şöyle bir nasıl bir örnek kafa? vereyim. Şimdi sizin serbazlar arasında elbet safkan var, öyle değil mi? Var. Var, mutlak surette vardır. Mesela örnek vereyim. Şefiniz bir safkan. Yanılıyor muyum? Şefimiz. Evet. Timde şu an bir şef yok. Rex şef. Benden verebilirsin.
Tamam, fark etmez. Bana safkan birini söyleyin. Üstü yara şu Tamam. olsun. Ragerta. Yok. Kyle safkan mı? Tamam, Ragiarta'yı bir üst diye ne diyeceğini çok merak ettim. Kyle safkan Ragiarta mı? şef. Evet. Şimdi ben ona gidiyorum diyorum ki sen bizim yanımızda olmalısın. O da diyor ki hayır ben olmam çünkü ideolojinizi saçma buluyorum. Doğru mu? Şimdi bu yolda ne yapacağız? Tamam sen kal. Seni en son konuşuruz mu diyeceğiz? Hayır, bu bir savaş. Ölmek zorunda kalıyorsa ölecek. Safkan oluşu onun ölmemesi anlamına gelmiyor. Karşında duran Peki kişiler de bir ölecek. savaş veriyorsunuz ve iki taraf var. Bu tarafta biri Safkan ideolojisini destekleyenler, biri karşı çıkanlar. Öyle değil mi? Sen kendi ideolojini destekleyen, senin yanında olan, karşı tarafa düşmanlığı asa tutan birini öldürürsen ne kazanıyorsun? Peki şunu söyleyeceğim. Sence ben mi önemliyim, ideoloji mi? İdeoloji önemli. Yeri geldiğinde ben de öleceğim. Çünkü mutlak olan ideoloji. Ben değilim. Ölümsüz olan ben değilim. Ölümsüz olan ideoloji. Ölümsüz olan Epi, Karanlık Lord. sana çok önemli bir şey demem lazım. De. Senin beynini foşur foşur yıkamışlar. Aa, beni kimse yıkamadı. Ben kamplarda falan da büyümedim. Düşündüğünüz gibi bölünmeyen değilim ben. Ben böyle mesela senelerce kamplarda eğitim almadım. Çıran var mı? Çıraklık ne Tamam. biliyor musun? Ben sana çok basit bir şey söyleyeyim mi? Kendine bir çırak alırsın. Sonra o aptal çocuk kendini bir şekilde yakalatır ve serbaz ruhunu Nurmengard'a veya Azkaban'a tıkar. Son. Neden böyle bir aptalla uğraşayım ki yıllarca? Yanılıyor muyum? O bir çocuk. Ne kadar profesyonel olabilir? Hiç. Elinde sonunda yakalanır mı? Evet. Eninde sonunda siz de yakalanacaksınız. Aynı şu an yakalandığın gibi. Elinde sonunda sen de yakalanacaksın. Evet, daha önce de yakalandım. Elinde sonunda sen de öleceksin. Ben de işin hiçbir şey olmayacak. Ama dediğim gibi benim ölmem bir şey ifade etmiyor. İdeoloji bir şey ifade ediyor. Senin ölmen de bakanlık nezdinde hiçbir şey ifade etmiyor. Senden sonra bir sürü serbaz bulacaklar. Aynen öyle. Atanacaklar. İşte diyorum ya ben veya sen bir şey ifade etmiyoruz. Önemli olan düşünce yapımız. Benim düşünce yapım bir ideoloji. Yani ben bugün ölebilirim. Problem yok. Ama ölene kadar ona yaptığım işler ve hizmetler önemliydi. Anlıyorum. On benim kafamı Orada en karıştırdı. Ben bunu... sevdiğin bilmeyen kim? Bu zor. Hiç çalışmadığım yerden geldi biliyor musun? Biraz düşün. 10 saniyen var. Düşünmeyen. Korkma, 10 saniye sonunda bir şey olmayacak. Yo değil. Galiba böyle sevdiğim bir örümcek bulamadım ya. Ya birçoğu düşünce yapısı benimle uymuyor. Ama son zamanlarda bilmiyorum bir tane cadı var. Kod adını bilmiyorum. Sevdim onu. Agresif. Agresif. Gayet agresif. Saldırgan. En sevdiğim. Kolay ölür ama çok hizmet eder. Hızlı ölürler ama iyi hizmet ederler ya. Öylesi de lazım. Anladım. Ben bir En sevmediğin, nefret ettiğin, kin tuttuğun bir ölümmeyen var mı? bunu da düşünmeliyim. Düşün. Olur. Vardı da bu aralar göremiyorum. Göremiyoruz. Ben. Şav Kıdo vardı. Şavku'da kim? Şav Kıdemli. Ha. Hiç sevmiyordum bu arada. Sen nerelisin Yani ya? onu söyleyemiyorum. Neden? Arnavutluk Yani bence. 30 tane soruna cevap verdim, tamam mı? Ya bir tanesinin üzerine mi gideceksin? Diyor, merak ettim sadece. Onu söylemiyorum. Ya ben Shao Kadar'ı hiç sevmiyordum ya. Yani yalnızca ölüm yanlar vurun, kırın, Tamam. ezin. Ölüm yanlar dinlenmesin mi amına koyayım? Tamam, zaten Ölüm kulsun. yanlar kahve içmesin mi? Çok bir şey bildiğini zannetmiyorum. Zaten Oh. asıl görev yerin burası değilmiş. Tamam. Öyle Seni diyorsan. birazdan teslim edeceğiz yavrum. Takası gitmeyelim ya. Neden? Ben bir gelsem Nikola. Mesela takasta galyon isteyeceksin falan. Ben bir şeyler vereyim. Beni takasa Gerek yollamayın yok ya. harbi Sıkıcı ya. olur. Ha yo, ya da götürün ya. Beni takasa götürün. Götüreceğiz, götüreceğiz. Götür Bak götür ya. nasıl Beni cevap takasa verdin? Devlet götürsene. baba sana iyi baktı. Gördün Ya mü? devletin Ne? kahvesi varsa içebilirim. Ah, kıyamam ya.
Onu Sal, kafama atmasaydın her şey iyi olabilirdi. al, onu iç. Yerden içsene. Güzel olur. Kedi miyim ben ama? Ben bir kıdemliği buraya çağırayım ya. Bak senin de konuşman bana benzedi. Benim mi? Kıdemli dedin. Umarım değişmemiştir. Değişti değil mi? Sen de şahit oldun. Kıdemli dedi. Evet, Senin de içinde biraz. var ha. Nikola. Yok. Yok. Sormak istediğin bir şey var mı bizim hakkımızda, merak ettin? Biraz sohbet edelim. Sıkılma. O içeriye giren geri giden kimdi ya? Kim? O içeriye girdi geri gitti ya sorgunun başında. Çok kaslıydı o yüzden. Kimdi o? Bilmiyorum ki, görmedim. Ya sana Hoşuna mı adını gitti? söyleyip dedi ki sorgusunu yap dedi. Nasıl görmedim amına koyayım? Ha, Pius kıdemli. Ha o. Apius mu adı? Hı. İyi. Hoşuna mı gitti? Yapayım mı sana? Yo yalnızca böyle duruşu olgun bir duruştu. Böyle nasıl denir? Taş. Bence şey bir adam ya. Böyle onun da ne denir? Maço. Maço değil ya. Senle ben çok ayrı kafada bakıyoruz. Evet, hiç. Bence idealleri falan olan bir adam. Böyle idealleri uğruna birçok şey yapabilecek bir adam. O yüzden dedim. Aynı sen. Oo evet. Camın arkasında ne var? Bilmem. Belki biri vardır. Selam biri. Selam desi büyük patlar. Bakayım mı senin için? Yok ya ne yapacağız? Ne Sen yaptın? bir Üstüne üstünü delik bir mi daha açtın? arayayım ben de, bir sorun çıkmasın. Yazsan bakayım duvarı. Ya aradı zaten. Ellemeyi mi meraklısın anlamadım. Evet. Biraz meraklıyımdır. Ellerini yukarı kaldır. Bacaklarını biraz aç. Ragerta. Efendim. Beni korur musun, üstünü arayacağım. Seni neyden koruyacak? Ne yapayım? Dönüp bir anda Asan elinden olup ondan sonra Asan bu Asan deyip çıkmaya falan mı çalışacağım buradan? Neden olmasın? Ya mal Önlem. mıyım ben? Olabilir, Aptalların olabilir. içi Kim amanım. bilir Ölmeye ki? çalışanların içi. Bir tane kul. Son kez üst... Nasıl? Bitti bitti, İsmi son ne kez. bunun? Şimdi dur bunu alın. Happy. Bundan bir tane daha ver. Dur. Ha, bir tane daha geldi. Benden bir Arkadaş tane daha geldi sana. olamaz. Aa var senden bir tane Senden daha. değil. Nasıl var ya? Ölüm yani. Ha o anlamlı mı? Okey. Aa evet. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha He? yok. Ha, Ben tekim ve he? Yok. muadilim. Az kaysana gözüm acı. Ya haydi arkadaşım bu adamı bu adam şimdi şey mi? Bu adamın sorumlusu bitti mi la? Sorgun Ölmeyen bitti mi bu ikinci kez adam? üstüme Coolmuş zaten, arayacaklarmış. cool. Tamam bu adamı da taş Kayıt yaşlarını bakar alın buradan. mısınız? Geliyorum. Taşlaştırıyorum. Taşlaştırma Da. ya göz kapat sadece. İyi, taşlaştırıyorum ben seni. Bay bay. Sevmiyorum taşmaş ya. Sen taş kal. Sen taş gibi çocuksun. Of, taş Dövüşe gibisin. bak hadi. Taş. Ya oğlum nasıl durdum? Nikola, çabuk yanıma git. Onu bir de şey yapın. Belli bir süreliğine kör edin. Onu bir yere alın. Adam taş zaten, kıdemli. Tamam. Yok sen onu kör et. Bitinde. Sonra gidin. İlerleyin. Tamam, kapatıyorum ben. Nereye götürelim bunu? Bir de benim duruşa baksana ya. Buraya alın. Epius bize taş dedi. Epius'a bir Kör et. Ben ettim. tamam. Nereye götüreyim bunu? Sen de onu buraya koy. Ben de şu koltuğa geçeyim. Sen önünü göremiyorsun. Ben O taş görebiliyorum. gibisin. Nasıl Taş görüyorsun? gibi. Gel Taş hadi kanka gibi. ya gel. Taş, Gel taş. lan buraya koluna giriyorum seni. Bağırma. Gel buraya. Ben burada yatıyor Oturuyorum. muyum? Dur, senin taşlaşmanı çözeyim. Çözüldü zaten. 3 dakika Nikolo. taşlaştırdım. Kapı Buraya çalıyor. Kapı stajyer çağır çalıyor. iki tane. Bir tane Kapı de çalıyor. Çitosip çağır. Kapı Sonra çalıyor. sen geç. Geliyorum hemen. Direkt şuradan. Tamam. Tamam. Bunu kendine getirdiniz mi? Getirdim getirdim. İyi. Evet. Taş gibi. Taş gibi adamsın, sımsıkısın kardeşim, nasılsın?
Ölmüş bu. Gel. Öldü mü Selam. lan? Çekip sen. İki stajyer gönderiyorum, bir de Joseph'i gönderiyorum. Happy, tanıştım, memnun oldum. Görüşmek üzere. Sağ ol, sağ ol. Çok iyi adam ya, konuşuyor falan işte. Oo, şuraya. Dedim. Anlaşıldı, bekliyorum. İçeride sorgu var. Sorguya dahil ol, James'i izle. Bir tane stajyer adını stajyer. Gerçi Percy var içeride, o tutuyor raporu. Tamam. Güzel. Nikola'ya Baykuş uçursana. Ne yapmış? Anlaşıldı. Şeyi ne yapmış? Bu adamın hakkındaki aldıkları o ifadeyi ve raporu ne yapmışlar? Sorayım. Geldim, geldim, geldim. 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 Oh, kapı çaldı da bir an. Kapı çaldı. Oh. Sarbazlardan özür dileyeceğiz. Kapı çaldı, oraya koşmak zorunda kaldım. Oh. Gelirler, gelirler. Aniden kapı çaldı. Bizimkiler geldi, kapıda kalmasınlar diye koşmak zorunda kaldım da. O an. En azından Özür adam kendini biliyor yani. Geliyor mu stajyer dilerim. buraya? Siz O gönderdiniz. paşam yok, buraya iki tane stajyer istedim ya ben. Onlar geliyor mu? Herhangi bir bilgim yok. Bir daha sorayım mı isterseniz yani. Nikola çağırmıştı en son. Ne Bilmiyorum. haber? Hadi gideyim ben. İnsan. İyiyim. Ya. Bugün hayırdır sizde? Bugün bir şeyler var. Çatır çutur elimize geliyorsunuz. Bilmiyorum ki. Benim farklı planlarım vardı, olmadı Canım, ya. ne vardı senin planların? Söyle bakalım. Eğlenecektim ya. Ha, eğlence, biz gayet eğleniyoruz şu anda. Ya, o içerikler sorgu hiç eğlenceli değildi bu arada. Şu an içeride bir tane sorgu var. Ya Çok feedback eğlenceli. bırakayım mı, hiç eğlenceli değildi mi Ha, sorguda? sen bırak feedback bakalım, biz ona göre kendimizi geliştirip daha iyi sorgu yapmaya başlarız. Teşekkürler, teşekkürler. Bak sen ne kadar eğlencelisin. Adın ne Ha, öyle senin? mi ya? Benim adım Apiyo, senin adın ne? Ben bugün happy'im. Hepsin. Niye? Evet. Başka gün başka birisin sen. Evet, sürekli değiştiriyorum. Bugün happy'im. Aa, başka günlerde ne oluyorsun mesela? Ana bakalım. İçerikleri anlattım. Sorguları Yo, sen bir daha bana anlat. Ben niye onu şey yapayım şimdi? Ana ya bakalım. şimdi bir daha o en başa mı alacağız? Ya en başa almıyorum. Sen bana şu günde böyleyim, bugün de böyleyim, bugün de şöyleyim de geç. O an ne olmam gerekiyorsa olur. Ha, peki bazen orospu olduğun oluyor mu? Yok, olmuyor. Genellikle Ha, o iyi. yapıyorum. O iyi. Oo. Oo. Güzel. Tamam. Buyurun. Sen istersen stajyer gelene kadar geçip izleyebilirsin sorguyu veya müdahalede bulunabilirsin. Gel ya Benim Joseph, sorudan. muhabbet edelim. Anlaşıldı. Evet. Sevdim Şimdi. bunu. Çok sessiz sakin ya. O biz öyle adamlar lazım. Neden? Ama bize bizim gibi adamlar da lazım. Tamam, okey. Ve benim gibi hani böyle konuşkan, Ha, atılgan, olur. tuttuğunu koparan, götüne O sokan biraz insan. riskli. Evet, birazcık öyle. Bir oturuşum düzelsin bir Neyse. saniye ya. Tabii lütfen, iyi olur. Karşılıklı şimdi iki tane beyefendi olarak. Evet. Şimdi şöyle ki, niye ölmeyensiniz? Ya bak, içerikleri de anlattım. Dur şöyle oturayım, hatta biraz karşı Evet, karşıya evet bakalım ya. karşıda. Karşılık önemli. İçerikleri de anlattım sorguda. Ben tam olarak bir ölmeyen değilim. Bak, yanlış gözle Nesin sen? bakıyorlar dedim. Onlar beni anlamadı. Belki sen anlarsın. Şimdi ben diğer ölmeyenler gibi mesela kampta Sen nerede büyümedim. büyüdün? Mesela annem babamı serbaz da öldürmedi. Ben mesela bir hiyerarşiye de çok fazla bağlı değilim. Evet. Mesela görev yerim her zaman burası değil. Ben yalnızca gereken yerlerde, gereken şekilde, gerektiği şekilde hizmetimi edip geri dönen biriyim. Peki, madem bu kadar çok bağlı değilsin, bana niye hizmet etmeyi bırakmıyorsun? Son dediğini anlamadım bu arada.
Bana niye hizmet etmeyi hiç aklın hani şey yaptın mı? Yani ben ben mesela sana... ideolojiye hizmet ediyorum. İdeolojiye ne hizmet ediyorsun? O ideoloji ne saçma ideoloji? Yok, bana göre değil. Sen Safkan mısın? Evet. Hmm. Ben Safkan değilim mesela. Olabilir. Babadan, anadan çıkma, Muggle'ım Muggle'ım ben mesela. Olabilir, çok normal. Değil mi? Evet evet, çok normal. Şimdi şöyle ki, yani... Ben senin benim çalışmalarını düşünürüm ve isterim yani. Niye olmaz ki? Ya bak bak, tekrar söylüyorum. Ben Karanlık Ordu'dan da görev almıyorum. Ya bu ideolojiyle alakalı bir şey değil. Sen Karanlık Ordu'nun yanına istediğin gibi girip çıkabiliyorsundur yani. Bu, ben öyle düşünüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Karanlık ya, Ordu'ya bağlı bir değilim ki ben. Oradan birini ben gönder. Ben bir canım öyle geleyim. Kıdemlim dedim. Oradan ya, birini gönder öyle geleyim. Bu adamın başında birinin durması lazım. Yok yok. Sen burada kal. Hemen şuraya hemen. Sen kal ya. Yakında epilepsis. Yok oğlum ya. Muhabbet ediyoruz işte ya. Dedim ya. Bu karakterim çok iki taraflı bir karakter olacak. Üç taraflı bir karakter olacak. Ben bu arada şey teklifini kabul edeceğim. Yani günün sonunda ben ikili çalışırım. Aa, paralar yatmış paşam. Adın ne bakayım senin? Aa, ben Happy San. Joseph. Gayet güzel. Ve tepe nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor Joseph. Sende ne var ne yok? İyi, aynı. Peki nelerle ilgileniyorsun bakayım yapıyor? İşime yarayacak her şeyle ya. Mesela yani sen, seni bu yıla ne soktu yapıyor? Çok eğlenceli bir insana benziyorsun. Bence daha güzel işlere girişebilirdin. Peki niye ölümleyenlik? Ben ölümleyen değilim diyorum ya. Hala anlamıyorlar bunlar. Ben ideolojiye inanan bir insanım yalnızca. Sadece ideolojiye inanan bir insansın. Peki onlarla mı takılıyorsun Happy? Yani onlarla oluyor, onlarsız oluyor, tek oluyor. Sen ideolojiye nasıl inanıyorsun? Bana sonra bak. Ya bu nasıl bir soru? Ben şimdi sana nasıl anlatayım? Teşekkür ederim o nevi, kesene bereket. Şimdi ben sana öyle değil mesela. Bana ideolojiyi anlatır mısın senden önce? Oho, hem başa sardık, anlatamam. Niye anlatamıyorsun? Çok uzun ya. İçeridekileri anlattım zaten. Raporları okursun. Raporları mı okurum? İyi tamam, okuruz raporları. Peki ideolojiyi ne yapıyorsun mesela? İdeolojiye inanıyorsun değil mi? Bu ideoloji için neler yapıyorsun? Veya herhangi bir şey yapıyor musun? Kendimce hizmetler ediyorum ben. Bilgi akışı diyelim. Bilgi sağlıyorsun yani. Ha, biraz öyle diyebiliriz, evet. Bilmiyorum yani, onları destekliyorsun. Ben ideolojimi destekliyorum. Tamam, ideolojiyi destekliyorsan onların neler yaptığını biliyorsun değil mi? Yani içeride zaten sorgum olundu, bir daha niye tekrar soruyorsun? Yok, sorguna alınmadım. Ben sadece seninle sohbet etmek istiyorum. Ben her zaten herhangi bilirim. Bir... Her şeyi bilirim. Tamam işte, ben sadece seninle konuşuyorum. Yani herhangi bir not aldığımı görebiliyor musun? Bilmiyorum. Herhangi ben bir notlu her birisi şeyi... var mı? Ben her şeyi bilirim. Tamam, her şeyi bilirsin. Ben şu an seni sorgulamıyorum ki. Sadece konuşuyorum. Tamam, ben de soruna cevap verdim işte. Tamam. Sen de bana diyorsun ki içeridekiler aldı. Ben şu an içeride değilim ben yani. Neler sorulduğunu bilemem ki. Sen bir sohbet konusu aç, ben onu söyleyeyim. Bilmem. Yani burada ne sorulur, ne konu açılır onu bilmiyorum. Tamam işte, ben soruyorum. Sonra bana diyorsun ki ben içeridekileri anlattım diyorsun. Ben sana ne söyleyeyim? Tamam, tamam, sor hadi. Efendim. Tamam. Burayı ne yaptınız? Burayı konuştunuz mu Joseph? Yok, bunu konuştunuz mu? Ha, konuştuk. Sorduğum soruları biraz zaten... Devam edebilirsin sen de. Sıkıntı anlaşıldı. Yok. Anlaşıldı. Ama kişi beni çok sevmedi gibi. Yok, seni sevmek zorunda canım. Niye sevmiyor? Niye evet. Sevmek zorundayım ya? Çünkü o seni seviyor. Ya bilemiyorum onu. Beni de alsanıza. Nereye alayım seni? Ne bileyim. Yani. Sorgudaydım, şimdi buradayım. Garip. Tam nereye gitmek istersin? Aa, bilmiyorum. Buraları bilmiyorum. Burada ne var onu da bilmiyorum bu içeride. Diye bilmene gerek yok. Ya o zaman bir yere giremem. Boom.
Galiba sorulara cevap vermedi. Ne diyorsun? Yani büyük ihtimalle. Galiba artık sorulara veremez. Cevap vermedi. Evet, artık da veremeyecek gibi hissediyorum. Anla ki. Yapacak bir şey yok. Sen sadece günlük hayattan bilgi akışı mı sağlıyorsun? Yani başka herhangi bir şey yapmıyor musun? Öyle. Sorulara cevap vermedi. Öldü galiba ya. Tamam, onu boş ver sen. O bizi ilgilendirmiyor. Tamam, boş verelim ya. Hı-hı. Sen benim sorum sorulara cevap ver. Hah, söyle. Ne yapıyorsun bakayım? Sadece bilgi akışı dışında diyorum. Normal hayatında. Ben eğleniyorum. Geziyorum ya. Bilgi akışı dışında öyle çok hizmet etmiyorum. Onu fark ettim zaten. Çok eğlenceli bir insana benziyorsun. Öyleyim öyleyim ya. Ama çok ters gibi senin şu an bulunduğun durum. Yo, normal. İçerideki öldü mü? Yok, ölmedi daha. Ah be. Evet evet. Yani içeride soruyor, cevap vermiyor galiba. Aa yo, veriyor ya bayağı. Niye o zaman bam güm çat? Ne bam güm çatı ya? Hiçbir şey olmadı. Bilmiyorum, ben bir büyük ses duydum, patlama sesi. Yo yo, öyle şey olur mu? O buradan gelmemiştir. Bizim de arka tarafta çalışma yeri var, orada konuşuyorlardır herhalde arkadaşlar. Oh, çalışıyorlardır. Yersen tabii ki. Neyi yersen? Dedik çıkar, yani. Konuş istersen. Ha, pardon. Yok yok, sende kalmasına alışkınım, ben sonra alırım. Ay sağ ol. Ben de ağzını doldursun diye tutuyorum işte. Epio, beni de oraya alsana. Oldu canım, push. JK izni istese veririm bu arada şey Epius. Direkt veririm bak. Chat susma. Susarsanız 6 dakika sonra yayını kapatacağım. Ne istese verirsin. CK veririm lan. Ben zaten hayatım boyunca bunlarla büyüdüm. Neyle büyüdün ya? Orospuluklarla ya. Her yerde orospular var. Evet. Ne bileyim, hayat böyle. Sen de seviyorsun gibi ha. Niye? Kıdem ömür biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Tamam lan, tamam, spam atmayın. Tamam, abartmayın. Oğlum size de vur diyorum, öldürüyorsunuz anasını satayım. Hep ölürse zaten çiçekçi olduğu bilinerek ölecek. Ben bu işi çok seviyorum ya. Yani orospuluk ve orospu insanları bulma işi ya. Bayılıyorum. Hayır, orospuluk mesleğin değil, orospu avcısıyım ben. Ha, öyle misin? Evet, bir saniye biler misin? Beklerim. Bekleyelim. Evet, harika. Evet. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ha. Tabii ben seni daha fazla tutmak istemem ama tutmam gerekiyor. Çünkü seni diğer eli birlikte vereceğim. Problem yok ya. Ben sizin sekolar gibi ağlamıyorum. Ay, teşekkür ederim. Çünkü genelde buraya aldığım elimden hepsi ay. Kaç saat onu, ben ne kadar bekleyeceğim diyor. Ben bekliyorum. Açsana bu odayı, sorguyu da izleyeyim ya. Ne? Sorguya soksana, beni izleyeyim. Olmaz yani, yuh yani. Pardon ama. Niye olmasın? İllegal bunlar dostum. Lanet olsun. Aa bak, yani şey hayatının her kısmı legal mi? Tabii. 5 kere üstüme aradılar, çıkarken alırım. Nereye gidiyor bu amına koyayım?
Ait olduğu yere sanırım. Kapıya doğru kapıya sana çıkış ben. Yapsın burada. Yok herhalde bana geri dönüyor şu anda. Kükşü dükkanı you know. Aa bro. Geri gidiyor. Herhalde işte kapıdan çıkacak. Kapıdan dışarı çıkacak ya. Sen bir kapıyı açsana ona. Açtı bir çıkış yapsın. Ama bak öyle vurursan olmaz yani.